Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Realme'nin yeni modeli 11 Pro Plus 5G ile beraberiz. Bu telefon bir amiral gemisi katili gerçekten. Bu telefona neden amiral gemisi katil diyoruz? Çünkü amiral gemisi olan diğer markaların telefonlarına nazaran aynı özellikleri çok daha iyi bir şekilde bizlere sunabiliyor ve sizlerle, tüketicilerle buluşturuyor. Bu güzel deneyimlerden eksik kalmanızı istemiyor. Gerçekten hoşuma giden bir telefon oldu ve anlatmaktan keyif duyacağım. O zaman lafı uzatmadan tasarımıyla başlayalım. Bahsetmek istediğim ilk dikkatimi çeken özellikten bahsetmek istiyorum. Zaten detaylarını eminim sizler de ekranda görüyorsunuz. Bunun yanında 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Gündoğumu beji, vaha yeşili ve astral siyah. Onlara da göz atabilirsiniz. Şimdi elime telefon almak istiyorum. Arka tarafında gördüğünüz üzere yuvarlak bir kamera tasarımı bizleri karşılıyor. Bu yuvarlak dairenin içerisinde 3 adet de kameranın bulunduğunu söyleyebiliriz. Ekranı açtığım zaman gerçekten kavisli ekranın o ince çerçeveleri ekran gövde oranını mükemmel bir şekilde korumuş. Tam anlamıyla ekranı hissedebiliyorsunuz. Video deneyiminizde, film deneyiminizde, oyun deneyiminizde size kolay bir kullanım sağlıyor. Yukarıda da delikli ekran tasarımıyla bir kamera yerleştirilmiş. Ön kameramız da burada yer alıyor. Yan tarafta ses tuşumuz, açma kapama tuşumuz, hoparlörümüz ve Type-C girişli bir şarj girişimizde bulunduğunu sizlere söyleyebilirim. Hazır ekranın böyle güzel bir deneyim sunmasından bahsetmişken ekranın teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Cihazın 6.7 inçlik bir ekran boyutu bulunuyor. Bu ekran AMOLED bir panelle geliyor ve bize Full HD Plus bir çözünürlük sunuyor. Bunun yanında 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı, 950 nit maksimum parlaklık ve HDR 10 Plus renk desteği de bulunduğunu belirtmek istiyorum. %90.5'lik ekran gövde oranı ve 394 ppi'lik de bir piksel yoğunluğunun olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Ekran deneyiminde ben telefonu kullanırken oldukça kolay bir arayüzünün olmasının yanı sıra film dizi izlerken tam kapasite kullanabiliyor olmak beni oldukça mutlu etti diyebilirim. Aynı zamanda oyunlarımı oynarken grafikler tarafında gayet keskin renklerin de olduğunu ve oynarken herhangi bir sıkıntı yaratmadığını sizlere söylemek istiyorum. Ekran tarafı beni cezbetti ve benden tam puanı aldı diyebilirim. Tabii ki sizlerin de takdirine kalmış. Alt tarafta yorumlarda eğer bu telefonu deneyimlediyseniz belirtmeyi unutmayın. Ben beğendiğimi söylemek istiyorum. Teknik özelliklerden bahsederken 120 Hz'lik bir ekran tazeleme oranının olduğunu söylemiştik. Bu telefonun neden amiral gemisi katili dediğimizde burada tekrar hatırlatıyoruz. Oyun deneyiminde olsun ya da gündelik hayatımda kullanmamda da bu etkili. Akıcı ekran deneyimini yaşayabiliyorum. O kasıntılar, kasmalar hiçbir şekilde karşıma çıkmıyor. Bu yüzden bu telefon gerçekten amiral gemisi katili arkadaşlar. Ben beğendim. Oldukça güzel. Akıcı ekran her zaman istediğimiz bir şeydir. Bu telefonda da bunu yakalayabildiğimizi söyleyebilirim. Ekran özelliklerini sizlere kısaca bahsetmiş oldum. Teknik özelliklerden bahsedeceğim ve daha sonrasında asıl önemli olan bu telefonu amiral gemisi katili yapan kamerasından bahsedeceğim arkadaşlar. Kamerası muazzam. Üzerine bir şey demiyorum. O yüzden videonun devamını izlemeyi unutmayın. Şimdi kısaca bir teknik özelliklerden bahsediyorum. Cihazın 6 nanometrelik üretim teknolojisiyle hazırlanan MediaTek Dimensity 7050 Yonga setiyle geldiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra 12 GB'lık yüksek bir RAM'in de olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 512 GB'a kadar da devasa bir depolama alanı sizlere sunuyor. Cihazı kutudan açtığımızda Android 13 işletim sistemi versiyonuyla geliyor ama yükseltilebilir planda da 14'e yükseltebilirsiniz. Buna ek olarak arayüzünde Realme UI 4 olduğunu sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Son olarak da 5000 mAh'lık bataryası ve 100 Watt'lık şarjının bulunduğunu, kutudan çıktığını sizlere söyleyeyim. Teknik özellik deneyimime gelecek olursam bu telefonla oyun tabii ki oynadım sizlere aktarabilmek için ve oyun tarafında 6 nanometrelik bir üretim teknolojisi olmasının yanı sıra oyunlarda herhangi bir donma kasma yaşamadığımı belirtmek istiyorum. Isınma tarafına gelecek olursak da gayet uzun bir şekilde oynadım. Tabii ki süre tutamadım. Bunun için özür dilerim sizden. Unutmuşum oynarken. Ama yarım saati geçik bir süre oynadığımı ve ısınma yaşamadığımı sizlere belirtmek istiyorum arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bunun yanı sıra kamerada fotoğraf çekerken bazen basarsınız ve
fotoğraf size geç yüklenir ya. Bunun gibi de sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Anında fotoğraf işleniyor ve sizin karşınıza çıkıyor. Zaten kamera tarafına geldiğimizde de bunlardan bahsedeceğiz. Oldukça hızlı bir işletim sistemine sahip. Sizi yarı yolda kesinlikle bırakmayacak. Bunun yanı sıra bataryaya geldiğimizde tekrar bahsedeceğim ama 26 dakikada hızlı şarj olabilme gibi bir özelliğine sahip olması bu telefonu gayet alınabilir, cezbedilebilir bir özelliği olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki burada en önemli olan özellik 100 watt şarjın kutunun içerisinden çıkıyor olması. Biliyorsunuz ki artık amiral gemisi telefonlarda tabii ki adaptör çıkmıyor ve sizin ekstra olarak bir masraf, bir ücret ödemeniz gerekiyor bunu almanız için. Böyle bir sıkıntıyı Realme bizler için ortadan kaldırmış ve 100 wattlık şarjı sizlere sunmuş. Bu gerçekten artı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Hazırlanırken yarım saatten daha kısa bir sürede telefonunuzun %100 şarj olması ve gün boyunca sizin yanınızda olması, sizi yarı yolda bırakmıyor olması oldukça başarılı bir özellik olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum. Küçük bir dipnot da geçmek istiyorum buraya. 3 dakikalık bir şarjda bile %17'lik bir doluluk sağlıyor. Çok acil bir durum varsa gününüzü kurtarmanızı sağlıyor. Tabii ki telefonla çok fazla da oynamamanız gerek bu durumda. Ama 3 dakikalık şarjda %17'lik bir doluluk oranı gerçekten diyecek yok. Teşekkürler. Tasarımdan bahsettik, ekrandan bahsettik, teknikten kısaca değindik. Şimdi ise bu telefonu telefon yapan en önemli özelliklerden biri kameraya geliyoruz. Mükemmel bir iş çıkarmışlar. Şimdi dilerseniz kameranın teknik özelliklerine bakalım. Daha sonrasında deneyimlerimden sizlere bahsedeceğim. 200 megapiksel çözünürlüğünde f1.7 ana kamera. Bu kameranın OIS destekli olduğunu belirtmek istiyorum. İkinci kameramız ise 8 megapiksel f2.2 diyafram açıklığına sahip. Diğer kameramız ise 2 megapiksellik bir makro çekim kamerası. Ön kamerada ise 32 megapiksellik bir lens bizleri karşılıyor. Cihaz video çekim özelliklerinde de 4K'ya kadar bir çekim performansı sunuyor. Ön tarafta ise 1080'e kadar bu çekim performansı çıkabiliyor. OIS tarafından bahsetmek istiyorum. Gerçekten 4 eksenli sarsıntı önleme algoritması ritmasıyla siz koşun dilerseniz hiç umurunda değil telefonun gayet güzel bir şekilde sizin videonuzu çıkartıyor. Oldukça güzel. Şimdi sizlere bu deneyimi nasıl yaşadığımızı anlatmak için fotoğraflar ve videolara yollayacağım. Ardından da tekrar karşınıza geleceğim. Bu sırada tabii ki kameranın özelliklerinden bahsetmeye de devam edeceğim. Şimdi dilerseniz fotoğraflar ve videolara geçelim. Evet, şimdi de ön kamerasına geçtik. Ön kamerasında dikkat edeceğimiz bir konu var tabii ki. Uzaklaştırma modu arkadaşlar. Şöyle bir tık daha geniş açıya alabiliyoruz ön kamerayı. Ön kamera performansı da bu şekilde ters ışık ve düz ışıkta da performansının oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zeka sayesinde yüzümü sonradan aydınlatabiliyor ve görüntü performansı bu şekilde arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz?
Realme 11 Pro Plus modelinin şu anda arka kamerasıyla çekim yapıyoruz arkadaşlar. Gürültülü bir ortamdayız. Eğer beni net bir şekilde duyuyorsanız başarılı bir mikrofon kalitesinin olduğunu söyleyebiliriz. 4K çekim yapabildiğimizi belirtelim. Hatta bir yere zoom yapalım. Şu anda E5'teki metrobüs istasyonuna doğru zoom yapabiliyoruz. Evet, en fazla 10x zoom yaptık arkadaşlar. Uzaklaştırdığımızda da bu şekilde gözüküyor. Peki siz bu arka kamera performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Buna ek olarak kameranın çok fazla özelliği bulunuyor. Sizde en önemli 3 tanesinden bahsetmek, daha sonrasında diğerlerini de sıralamak istiyorum. 4x kayıpsız zoom, Realme 11 Pro Plus 5G modelinde 4x kayıpsız tek lens yakınlaştırma teknolojisiyle donatılmış ilk cep telefonu arkadaşlar. 4x zoom ile çekimin çözünürlüğü, çekim mesafesinden bağımsız, daha serbest, daha net kompozisyonlarda benzer ürünlerin çektiğiniz nesnenin 200 megapiksel modelinden %242 daha yüksek. Bu gerçekten önemli bir not diyebiliriz. 2x portre moduna gelecek olursak da bu modelde insan gözünün görsel algısına en yakın, en tutarlı olan altın portre odağı sunuyor bizlere. SLR portre algoritması ana gövdeyi daha belirgin, daha dolgun bir atmosfer haline getirerek doğal ve nokta desenli bir arka plana sahip tutuyor. Bu da bize cilt dokusundaki seviyedeki hassasiyeti, doğal dolguyu göstererek yapay zeka ile beraber harika fotoğraf deneyimi sunuyor. Bu özelliğe ek olarak sektörün ilk otomatik yakınlaştırma teknolojisi entegre nesne algılama modeli olarak otomatik kırpma modeliyle donatılmış. Bu özellik kullanıcıların tıklama alanını doğru bir şekilde tanımlayabilen, kompozisyon alanını akıllıca eşleştirerek ana kompozisyon oluşturabilen sokak fotoğrafçılığı moduna entegre edilmiş arkadaşlar. Cihazın kamera özelliklerine diyecek yok doğrusu. Bunların yanında ekstra olarak grup portre fotoğraf modu, gece modu, sokak fotoğrafçılığı, sinematik renk filtreleri, gece ay modu. Sayabileceğim çok fazla özellik var gerçekten ama videoyu çok da uzun tutmak istemiyorum açıkçası. Benim deneyebildiklerim gece modu oldu ama ay çekemedim çünkü gece ay yoktu ama bu videoyu çekmem gerekiyordu. Ama gece çekimlerinde oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Video tarafında zaten optik görüntü sabitleyicisiyle çok başarılı işler çıkardığını söylemiştim. Bunun yanında sokak fotoğrafçılığı artık biliyorsunuz hepimiz bu işe sosyal medyada görerek merak salmaya başladık. Sokak fotoğrafçılığında da renklerin doyumuyla, sıcaklığıyla sizlere güzel bir deneyim sunduğunu söyleyebilirim. Ekstra olarak fotoğrafı çektikten sonra yaptığınız düzenlemelerle gerçekten estetik bir görüntü sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraflarına diyecek yok, benim hoşuma gitti diyebilirim. Telefonu kısaca özetleyecek olursam arkadaşlar, gerçekten dediklerinin hakkını vermişler. Bu telefon tam bir amiral gemisi katili arkadaşlar. Çünkü verdiğimiz onlarca paranın yarı fiyatına bizlere neredeyse aynı bir deneyimi sunuyor. Bu yüzden kamerası olsun, ekran deneyimi olsun, uzun süreli bataryası, şarjı olsun bizlere çok fazla özellik sunuyor. Sizlere kısaca bu telefonu tanıtmaya çalıştım. Tasarımıyla göz alıcı, uzun pil ömrüyle sizlerin yanında ve kamerasıyla her anınızı estetik bir şekilde çıkarabilecek Realme 11 Pro Plus telefona göz atmak isterseniz aşağıdaki linke gidebilirsiniz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bu telefonu beğendiniz mi? Tekrar aşağıya bekliyorum. Bay bay.